Akdeniz bölgesi nice farklı doğa oluşumlarının en güzel örneklerini sunarken, Akdağların biyoçeşitliliğinde önemli yeri olan anıt nitelikli ardıç ağaçlarına da ev sahipliği yapar. Bu ağaçlar, insanoğlunun uzun dönemli evrimsel sosyal yaşamının tanıklarıdır, dilleri olsa da konuşsalar. Ardıçların arasında akan buz gibi suların gölgeli serinliğinde, gerçek meditasyonun dinlendirici seremonisinde, yorgun bedenin terapisi uzun süre etkili olur. Kaş'tan 70 kilometre uzaklıktaki Gömbe, bölgenin en önemli yayla yerleşimlerinden biridir. Yaklaşık 1500 metre yükseklikteki bu kasabaya, muhteşem dağ manzaraları eşliğinde küçük köylerin içinden geçen dar bir yoldan Türkiye'nin en güzel sedir ormanlarının arasından geçerek ulaşılır. Her türlü meyvenin yetiştiği bitki örtüsü, yeşilin değişik tonlarına bürünmüş farklı bir dünyanın habercisidir. Kaş merkezinin tatlı Akdeniz esintisinden serin dağ havasına bu kadar kısa sürede geçiş yapmak insanda düşsel bir his uyandırır. Sahil bölgesi sıcağın etkisi altındayken Gömbe'de yorgansız uyunamaz. Yayla kültürünün önemli merkezlerinden olan Gömbe, suyunun tadı ve bolluğu ile meşhurdur. Kaş ve çevre köylerinin su ihtiyacı burada yeni kurulmuş olan bir barajdan karşılanmaktadır. Gömbe bu özelliklerinden dolayı tarih boyunca tüm yayla köylerinin alışveriş ve yeme içme merkezi olmuştur. Tarihi panayırı günümüzde de Temmuz ve Ağustos aylarında kurulmakta, çevre halkının ve ziyaretçilerin yoğun ilgisine uğramaktadır. Kışların karlı ve soğuk geçmesi nedeniyle Gömbe'de bu mevsimde nüfus azalırken, yaz aylarında gerek günübirlik gelen ziyaretçiler, gerek yörük geleneğini hala sürdürerek yaz mevsimini yaylada geçirenlerden dolayı nüfus kalabalıklaşır. Muhteşem doğası ve temiz havası nedeniyle yürüyüşçiler için cazibe merkezi olan bu bölgede en gözde rota Pınarbaşı, Çukurbağ, Akarsu ve devamında da Yeşilgöl'dür. Adını suyunun eşsiz renginden alan Yeşilgöl, dağ havası eşliğinde yürüyüşe çıkmayı özleyen ziyaretçiler için eşsiz bir gezi alanıdır. Azami 1200 ila 1300 metre irtifaya kadar yükselen kızılçamlar, bu hudut alanında ardıçlara ve muhteşem sedirlere refakat eder. Soğuğa dayanıklı makilerin yoğun olduğu sahayı terk edip, dağ kurakçıl ormanların 1250 ila 1300 metre üstünde kalan sırtlarına tırmanılacak olursa, bunaltıcı sıcaklar biraz hafifler. Yükseklik yağışlarda da değişmeler yapmakta. Maki bölgesindeki 750 ila 1000 milimetre yağış yerini 1000 ila 1500 milimetrelik yağış kuşağına terk etmektedir. Kışın karın 1-2 ay yerde kaldığı bu yükseltilerde şiddetli rüzgarlar buharlaşmayı artırır. Kalkerlerin yağmur sularını sızdırması da buna eklenirse, neden kurakçıl fakat soğuğa dayanıklı bitkilerin bu kuşakta bulunduğu daha iyi anlaşılır. Burada sahanın hakim türü sedirlerdir, ancak sedirler nadiren saf meşcereler halindedir. Alt seviyelerde kızılçamlar, ardışlar bulunur. Soğuğu sevmeyen kurakçıl ormanla bu kuşağın temas alanında kızılçam, sedir, ardışlar yan yana durur. Arada bunlara dargaz ve Gömbe civarında olduğu gibi karaçamlar karışır. 1300 metreden sonra soğuğa dayanıklı kurakçıl orman, Bey ve Akdağ'ın güney yamaçlarında 2000 ila 2100, kuzey yamaçlarında 2150 ila 2200 metreye ulaşır. Fakat 1950 ila 2000 metrede sedirlerin hakimiyeti bodur ardıçlar lehine kaybolur. Yeşilgöl, Antalya'nın Elmalı ilçesi sınırlarında Gömbe köyü yakınlarındadır. Zemini kumlu çamurlu olan gölde vejetasyon bulunmamaktadır. Uçarsu şelalesine
Antalya ili Kaş ilçesine 70 kilometre mesafedeki Gömbe Yaylası'ndan 8 kilometrelik toprak bir yolla ulaşılıyor. Gömbe'nin üzerinde Yeşilgöl'ün güneybatısına konumlanan Aygır Gölü'nden doğan suların 60 metreden dökülmesiyle oluşuyor şelale. Bulunduğu alanın bitki örtüsünden yoksun olması nedeniyle kilometrelerce uzaklardan bile seçilebiliyor. 1500 metre rakımlı Gömbe, Kaş sınırları içinde olup ilçeye 70 kilometre uzaklıktadır. Yaylaya Kaş'tan Elmalı ve Gömbe dolmuşlarıyla çıkılabilir. Ayrıca seyahat acenteleri tarafından günübirlik Gömbe Yaylası turları da organize ediliyor. Gömbe, yaz aylarında kıyının bunaltan sıcağından rahatsız olup serin günler geçirmek isteyenlerin tercih ettiği bir yayla tipi köydür. Gömbe Yaylası, Kaş, Demre, Finike ve Kumluca'dan çıkan nüfus tarafından kullanılır. 3000 metre rakımlı Akdağ'ın zirvesinden eriyen kar sularının 60 metre yüksekten dökülmesiyle oluşan şelale Gömbe'den görülebilir. Bu çağlayan uçarsu olarak adlandırılmaktadır. Haziran'ın son haftasında Tekke köyünde düzenlenen Aptal Musa şenlikleri için gelenler etkinliklerin ilk gününde uçarsuya geçerek dilek dileyip kurban keserler, sema törenleri ve folklor gösterileri yaparlar. Gömbe Yaylası, Antalya'nın ve Batı Torosların Kızlar Sivrisi'nden sonraki en yüksek dağı olan 3014 metre rakımlı Akdağ eteklerinde kurulmuş. Yerleşim merkezinin rakımı 1200 ila 2000 metre arasında Gömbe Yaylası turistik açıdan Türkiye'nin öne çıkan yaylaları arasındadır. Akdağ'ın eteklerinde Yeşilgöl ve Uçarsu şelaleleri var ve bunlar Gömbe Yaylası'nın rekreasyonel açıdan çekiciliğini artıran unsurlar. Yayla son dönemlerde film çekimleri için de kullanılıyor. Kaş'ın Dereköy hariç bütün köyleri Gömbe Yaylası'na çıkıyor. Göç yolları haritası da Kaş'ın bütün köylerinin Gömbe'ye çıktığını gösteriyor. Gömbe'de her köyün kendi yerleşkesi var ve genelde aynı adla anılıyor. Sahil Barak, Yayla Barak, Sahil Bayındır, Yayla Bayındır, Sahil Belenli, Yayla Belenli gibi. Gömbe'nin bugünkü merkezi çok eskiden sadece kasabanın yaylasıydı. 1929 kasaba doğumlu Ayşe Güven, Gömbe'nin meydanındaki evlerden birinde oturuyor. Bu ev kendisine babasından kalmış. Etrafta da diğer sahil köylerinin yaylaları var. Gömbe'nin hemen yakınındaki Çukurbağ bunlardan biri. Çukurbağlılar yaz mevsimini Haziran'dan Eylül'e kadar Gömbe'deki yaylada geçirirlermiş. Burada duvarları taştan yığma, üstü naylon, keçe gibi malzemeyle örtülü evleri varmış. Havalar soğuyunca, yiyecek bitince aşağılara inilirmiş. Gömbe, bugünkü gibi merkez olma niteliğine eskiden de sahipmiş. Pazar, panayır burada kurulur, cuma kılmaya buraya gelinir, öğle yemekleri de Gömbe'deki tanıdık ve akrabalarda yenirmiş. Eskiden Gömbe'nin merkezinde çok az ev varmış. Bugünkü merkez çayırlıkmış ve dışarıdan pazara gelenlerin atı, eşeği bağlanırmış. Bu çayırlıkta güreş de yapılırmış. Eskiden pazar perşembe günleri pazar kurulur ve çay pazarı diye anılırmış. O zamanlar Elmalı Ovası da görmüş ve etrafı kamışlık olduğundan bölgede hasır dokunur, buranın pazarına satmaya getirilirmiş. Çarşının içinde demirciler varmış. Bölgede bir dönem kerestecilik de yapılmış. Bugün merkezde yaşayanlar karışık. Çünkü artık Gömbe bir yazlık yeri haline gelmiş. Yazlıkçılarla birlikte nüfusu 3000 olan Gömbe'nin, yazlıkçılar gidince kalan nüfusu 1500, hane sayısı ise 150, yaklaşık 200 evde kiraya veriliyor. Kaş bölgesinde yaylaya gitmenin başlıca amacı sahilin kuraklığından ve sıcağından kaçmak.
malı olan malını otlatmaya, bağı bahçesi olan da sulanabilen arazide kışlık yiyeceğini yapmaya gidiyor. Yayla kışın çok soğuk, yazın da serin. Sahil köyleri yazın yaylamaya gider, sıcaktan kaçar, istirahat yeridir. Mayıs ayı yaylanın baharıdır. Yaylaya toplu gidilmez ama 10 gün içinde herkes yaylaya gider. Yeşilgöl, Gömbe Akdağ'da 36.55 kuzey, 29.61 doğu paralelleri arasında yer alır. Akdağ karstik bir dağdır ve gölün yeşil rengini karstik oluşumlardan aldığı düşünülmektedir. Gölün deniz seviyesinden yüksekliği 1823 metre, derinliği 7 metre olarak ölçülmüştür. Gölün yüzey alanı 11.2 hektardır. Gölün doğu bölgesinde su batar ve daha aşağı kesimlerden çıkarak Gömbe Ovası'nı sular. Yeşilgöl, Batı Akdeniz bölümünün Teke yöresinde yer alır. Batı Torosların en yüksek zirvelerinden 3014 metre rakımlı Akdağ kütlesinin doğu yamacındadır. Genel olarak Pleistosen buzullaşmasına maruz kalmış, Akdağ kütlesi yamaçlarında jeomorfolojik bakımdan günümüz erozyonel süreçlerinin başında flüvyal etkinin yanı sıra 11.700 yıl ve sonrası buzul dönemin ürünü olan heyelanların önemli bir rolü bulunmaktadır. Muhteşem doğa oluşumları, anıt ardıç ağaçlarına ev sahipliği yapan Yeşilgöl ve Uçarsu Şelalesi sahası aynı zamanda doğa okuludur. Burada geçmiş bin yılda yaşayan dağ aslanlarının izleri hala sürülebilir. Göl sahası Şili, Patagonya bölgesine çok benzeyen sarp ve vahşi doğa oluşumlarının merkezidir. Geçmiş bin yılın iklim koşulları burada dağ aslanları ve diğer üst yırtıcı memelilerin yetişmesine olanaklı kılmıştır. Bu denudasyonel yamaç süreçleri bölgede derin kaya ve moloz kaymaları ve düşmeleri şeklinde gelişmektedir. Akdağ kütlesinin doğu ve güney yamaçlarında yoğunlaşan kütle hareketleri, litolojik faktörlerle birlikte kütlenin doğu ve batı yamaçları arasında topografik bir asimetri yaratmıştır. Sabah ışık konumunda güneş ışıklarının zaman zaman göl üzerinde oluşturduğu farklı yansımalardan farklı görüntüler yansır. Güneş belirli zaman aralıklarında yeşil göl üzerinde muhteşem renklerdeki yansımaları yaratır. Günümüzde de halen aktif olan birçok heyelan kütlesi genel olarak saha alanında ekstrem yağışlar ve ani kar erimeleri ile tetiklenerek yeniden aktivite kazanmaktadır. Ortalama hacimleri 102 ila 105 metreküp arasında değişen heyelanlar, topografik eğim değerleri bakımından %25 üzerindeki alanlarda yoğunlaşmışlardır. Akdağ kütlesinin doğusundaki yamaçlar aynı zamanda kaya moloz kaymaları ve akmalarına ilişkin depoların kalınlığının arttığı zondur. Bu heyelanlara ilişkin depo kalınlıkları 5 ila 100 metreler arasında değişiklik gösterirken, bu depolarının en kalın olduğu kesim, Yeşil Göl'ün de içinde yer aldığı heyelan sınıflamasına göre kaya kayması türündeki heyelandır. Yeşil Göl'de çekimlerimizle ailesinin görülen tek ferdi sıcakkanlı ördek bağırarak eşini arıyordu. Toroslardaki doğal güzellik, Yeşil Göl Antalya'nın Kaş ilçesinde Batı Torosların en yüksek noktası olan Akdağ'ın eteklerindedir. Göl güzelliğiyle insanı hayran bırakıyor. Bu heyelanın bölgede yer alan diğer heyelanlara göre yüksek hacminin dışında Akdağ'ın doğu kesiminde heyelan gölü içeren tek heyelandır. Yapılan arazi gözlemleri sonucu heyelanların topografik yamaç lokaliteleri, oluştukları yamaç yüksekliği ve lokal rölyef değerlerinin doğu kesiminde benzer olmasına karşın heyelan gölünün bu kesimdeki varlığı dikkat çekicidir. Ağustos sıcağında bile buz gibi sularında yüzülmesi adeta imkansız olan gölün
hemen yanı başında metrelerce yüksekten süzülen Uçarsu Şelalesi yer alıyor. Akdağ'ın doruklarına yakın bir kaynaktan gökyüzüne doğru fışkırarak şelaleye dönüştüğü için Uçarsu bu adı alıyor. Yeşil Göl'ün oluşmasında etkili olan jeolojik özelliklerindeki Heyelan Gölü, kışın karlar altında vahşi bir güzellik sunarken, yaz aylarında da içmeye doyum olmayan buz gibi kaynak sularıyla insanlara arınma duygusu veriyor. Litolojideki farklılıklar, kütle hareketlerinin oluşmasına uygun ortam hazırlamıştır. Stratigrafik olarak kalın kireç taşı kütlelerinin altında, kil taşı kum taşı bantlarının neden olduğu kayma yüzeyi ters eğimler oluşturan kütle hareketlerini tetiklemiştir. Batı Toroslar, Alp orojenik kuşağının Anadolu'nun güneybatı kesimlerinden geçen önemli bir bölümünde bulunmaktadır. Bu alan, nap ve bindirme hareketlerinden büyük ölçüde etkilenmiştir. Bu hareketler kaya birimlerinin yapısını oldukça karmaşık hale getirmiştir. Otokton konumlu Bey Dağları Otoktonu ve Alokton konumlu Likya napları, Yeşil Barak napı kaya birimlerinin yüzeylendiği bölgede birbirinden farklı deformasyon izleri taşıyan yapısal birimler yer alır. Yeşil Göl, usta bir ressamın elinden çıkmış gibi görünse de aslında usta ressamları yine kudretli doğa anı yaratıyor. Eğer hayallerinizi güçlendirmek istiyorsanız, buraya veya herhangi bir gölün kıyısına gitmeniz yeterlidir. Karşınızdaki o duru ve durgun manzara, içinizde bir şeylerin kıpırdandığını hissettirecek ve aradığınız şey dinginlik ve sükunet ise Yeşil Göl tam da aradığınız yer. Alan sahasında, Orta Jura Kretesi dönemde stratigrafik olarak üste neritik kireç taşlarından oluşan Madırkaya formasyonu yer alır. Birim, orta kalın tabakalı, bej, krem, açık kahverengi renkli, yer yer gastropod, alk, mercan izli kireç taşlarından oluşur. Dolomit ve dolomit kireç taşı yüzeyleri de içerir. Neritik kireç taşları içerisinde Likya naplarına bağlı olarak gelişen bindirmelerle yerleşen Orta Eosen Paleosen dönemde oluşan Karanasıflar formasyonu yer alır. Batı Torosların en yüksek noktası olan Akdağ'ın zirvelerine yakın sahada Akdağ'ın bağrında oluşan Yeşil Göl'ün suyu Uçarsu Şelalesi'nin ana kaynağıdır. Belirgin bir biçimde aşağı doğru süzülen sular Uçarsu Şelalesi'ni oluşturuyor. Gölde yeşil renkte olan buz gibi su Uçarsu Şelalesi'nden aşağı doğru bembeyaz akıyor. Uçarsu Şelalesi yaklaşık 50 metre yükseklikten aşağıya beyaz bulut gibi uçuyor. Kıvrımlar çizerek aşağı doğru akan şelalenin suyu Gömbe Mahallesi'nden geçerek Çay Boğazı Barajı'na akıyor. Bu barajda toplanan su Gömbe ve Elmalı Ovalarına hayat veriyor. Bu suyun sıcaklığı da 12 derece civarında ve buz gibi. Muhteşem bir güzellik barındıran ve Torosların bağrından fışkırıp aşağı sahalara bolluk ve hayat veren benzersiz, destansı doğa sahasına geliniz ve doğanın gücüne tanık olunuz diyoruz. En azından yılda bir kez burayı görün, güzel anılarla ayrılın ama asla doğayı kirletmeyin diyoruz. Yeşil Göl'ün muhteşem doğa sistemi etrafını sarmalayan Akdağ kütlesinde Kars topografyasına özgü diğer şekil Voklüzler yani karstik kaynaklardır. Akdağ'ın zirve düzlüklerinde yer alan karstik depresyonların tabanlarında yer alan düdenler gelişmiş bir yeraltı drenajının başlangıç noktalarını oluştururlar. 1810 metrelerde yer alan Yeşil Göl ve hemen batısındaki Uçarsu kaynağı da bu yeraltı sularından beslenir. Özellikle Uçarsu kaynağı 2400 metrelerde yer alan zirve düzlüğüne kışın yağışın kar şeklinde düştüğü ve uzun süre zeminde kaldığı zamanlarda kurur.
Mayıs ayından itibaren eriyen kar örtüsü ile kaynak tekrar aktif hale gelir. Benzer karstik kaynaklara Akdağ'ın doğu ve güney yamaçlarında da sıklıkla rastlanır. Antalya'nın Kaş ilçesine bağlı Gömbe Yaylası'nın hemen üzerindeki Batı Torosların en yüksek noktası olan Akdağ'dan fışkıran Uçarsu Şelalesi'ne gelin ve hayran kalın.